kalkabilmesi. Dolayısıyla daha dağlık arazide, engebeli arazide de kullanılabiliyor çok rahat bir şekilde. Bu arada bu araçtan elde edilen görüntünün aktarılması için AFAD da emniyete mobil araç tahsis etti. Kilogram kalkış ağırlığı, 6 saat havada kalma süresi, 4 yıllık emeğin ürünü, üstelik tamamen yerli ve milli. Emniyet Genel Müdürlüğü yeni insansız hava aracına kavuştu. Çağatay insansız hava aracı, her türlü arazi şartında havalanabilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine yeni katılan insansız hava aracının kalkış yapması için piste ihtiyaç duyulmuyor. Bulunduğu bölgeden dikine 25 metre yükseliyor. Sonrasında kendi oluşturduğu sanal pist üzerinden uçuşu gerçekleştiriyor. Hem mobilize olduk, daha etkin, daha caydırıcı görev kabiliyetine sahip olduk ve emniyeti göklere çıkardık diyorum. İnsansız hava aracı kaydettiği görüntüleri yerde bulunan ve AFAD tarafından hibe edilen mobil araca aktaracak. Asayiş ve güvenlik uygulamalarında önemli rol üstlenecek olan araç, acil durumlarda da AFAD'a destek verecek. Hem kriz durumları için hem afet öncesinde, afet anında, afet sonrasında bu görüntüye erişme, insan ızdırabını, insan acısını dindirmeyi kayıp aramalarda, enkazlarda, heyelanlarda, depremlerde çok daha kolaylaştıracak diye düşünüyoruz. Son test uçuşu tamamlanan insansız hava aracı, Ramazan bayramı öncesi Arife günü.